Ali baba bir gel. Ali baba bir gel la, bir gel la. Bahtiyar baba sen de gel la. Bahtiyar'ı çek. Gel abi. Kardeş memnun musunuz bu sene? Abi satışlardan memnun değiliz. Niye abi? Allah aşkına malımızı bitirdik. Ama mal bitti ama nasıl bitti? Mal zarar halkın anladık. İstediği fiyata verdik, bitirdik. Bizim halkımız fırsatçı. Halkımız biliyor ki biz bu malı götürecek Ziraat Bankası'nı, özel bankalar yatıramayacağız. Halkımız da bu işi fırsat bildiğinden çöktü depemize aldı. Birader buradan gidince bu cebimizde paraların hiçbirimize kalmayacak. Yemciydi. Tamam şöyle tamam, baktığın zaman borcuydu. Her yerimiz para dolu ama biz bu paraları eve gittiğimiz zaman mazudun kuplyonun yemin parasını verdiğimiz zaman bize kalan hiçbir şey yok. Sadece bir buralarda 15 gün yatıp işte bu rezillik kalacak. Başka geriye bir şey kalmıyor. Para sahip durma oğlum, para ya oğlum salak. Öyle haber olmaz ya. Bırak parayı. Sen bir güç kaydetti. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Vallahi abi korona bizi çok etkiledi. Burada sıcaktan zaten çalışamıyoruz. Zabıtalarda maskesiz çalışmayın dediler bize. Bizi sıcak da etkiledi, korona da etkiledi abi. Satışlarda bayağı düşüşler var hastalıktan dolayı. Millet kalabalığa girmek istemedi. Devlet 1400 lira kurban bedeli belirledi. Biz şu anda 700 liraya, 600 liraya hayvanlarımızı satıyoruz. Çiftçi mecbur satmak zorunda. Çiftçi borçlu. Bunu da halk da ister istemez biliyor. İkinci, üçüncü gün fiyatlar düşüyor diye ikinci, üçüncü gün geliyorlar. Gördüğünüz üzere hayvanlarımız kaldı elimizde. Kaç yaşında bu? Abi 2 veya 3 yaşında. Ya yaşını bırak şimdi sen. Oğlum yaşı bir oldu. Hayvan zayıf hayvan. Şunu al abi. Nerede o? Nasıl şunu al abi. Ha, bu var. Şeyde baktın. Ha bu bak. Ya, kurban olsun inşallah. Son hayvanlarımız zaten. Kesimini de yapıyoruz ücretsiz. Kaç ücret verir sence bu? Baba 25 kilosu sağlam bunun. Necip dolaşık gerek. Yine buradan alacağız gibi geliyor bana. Gördüğünüz üzere pazarlığa dek geldiniz. Vatandaşa 900 lira para istiyoruz. 25 kilo ile 30 kilo arasında gelecek bir hayvan. Kesimde bize ait. Halkımız her zaman için fiyatı ucuza kırmaya hevesli. Ya şimdi abi halk da haklı. Hani geçim sıkıntıları, geçim kolay değil. Asgari ücret hani 2000 lira. Ya şimdi abi şöyle bir şey var. Bu hayvancılığı abi doktoru da yapıyor, polisi de yapıyor, herkes aynen yapıyor abi. Şimdi adam büyük şehire gelmiş abi, burada 2000 lirayla 2500 lirayla bir iş yapamıyor. Bunu devlet büyüklerimizin görüp bizlere yardımcı olması lazım ama bilmiyorum abi artık bu işin sonu nereye varır. Allah yardımcımız olsun. Şimdi... 85 lira dana keser bu adam, dörde böler gönderir, müşteri memnun eder. Çok süper, Allah bin diyel bin kere razı olsun, elimizi yüzümüzü kesmeden kazasız belasız atlattık hemşerim. Korona işte, koronayı mı dinlemez bu Türk milleti biliyorsun yani bu işleri. Tabii hikaye ya ondan Allah Allah. Eceli gelen tabii ölecek. Herkes ayakta duracak diye bir şey mi var? Allah'ın dediği olur. De bu besiciliğine uğraşıyor. Dedem bile, dedem çok iyi adam. Ondan sonra buna Allah bin diyel bin kere razı olsun. Şalvarı giydi gezdi. Son malımız. Bu da patronumuzun malı. Hacım değerli saygılı hacım var burada. Çok efendi beş vakit namazını kılıyor. Allah razı olsun. Bize akıl verdi işte namazınızı kılın şöyle yapın böyle yapın diye. İnşallah inşallah. Sattık. Aynı zamanda da kestik. İnşallah Allah kabul eder. Devletimiz sağ olsun bizi buraya attı. Ne suyumuz var ne selimiz var. Gördüğünüz gibi pisliğin içinde yatıp kalktık. Tuvaletlere falan bakabilirsiniz hepsi tıkalı. Pislik diz boyu. Yapacak bir şey yok. Sabunumuz yok bir şeyimiz yok. Parasını alan işini bitiriyor. Güzel satıldı abi bu sene. Satışlar iyiydi yani. Büyük başta da olsun, küçük başta da olsun bayağı bir şey oldu. Satış oldu abi. Abi İzin ya biz abi. Acaba hacılar gitmedi, 80 bin hacı gitmedi ondan mı etkilendi? Veya tatil olmadı abi virüsten dolayı kimse koronadan korkup tatile gitmedi Ankara'daydı ondan da olabilir. Ona getiriyoruz başka bir şeyini bulamadık yani geçen seneye göre çok çok %30-%40 bir artış var. Bayram 2 gün kala çoğu çadır bitti yazdım Allah. Büyükbaşta hiçbir şey kalmadı kara borsa oldu. Büyükbaş çok erken bitti çok tabii canım geçen sene bu vakitler tır tır mal gidiyordu. 2 gün önce 2 gün önce büyükbaş bitti. 1100 yakaladım paparazzi. 1100 1050 lira. 1100 1050 lira hayırlı uğurlu olsun. 1050 lira hayırlı uğurlu olsun kesme. Millet şimdi şöyle son günü bekliyor. Hayvancı kısım da borçlu. Anladınız mı sayın spikerim? Borçlu olduğu için adam malını yüksek fiyata satamıyor ve zararına kimin işi ve bu yüzden
satıldı diyor. Sorun varın hepsine sorun. Onlar şimdi eve gidince hesaplayacak. Salı günü ödemesi var. Mesai açılımında bankaya para ödeyecek. Mecbur satıyor, zararına veriyor. Bizim milletimiz de fırsatçı zaten. Hemen tepesine çöküyorlar yani adamı. Pazarın durumuna gelince biz buraya bak yere para vermişiz. Şu 4 milyar şu yere para vermişiz. Hiç şöyle pazar gördün mü abi ya? Ben bunu kabul etmem. Benim Avrupa'daki insanlar ne farkım var? Buradan milletin koyunu kayboluyor, arada hırgür çıkıyor. O diyor benim yerimi sen almışsın. Ben Ankara'nın Bahla ilçesinden geldim. Pazarda 10 gündür buradayım. 150 manla geldim. Şükürler olsun bak sattım. Yani iyi yani bu da iyi ama yani eksikler var. Bu bize bir zaaf. Yani başket dışında dört dörtlük güzel bir hayvan pazarı yok ya. Yani. Hep böyle rezillik, ben paramla ya benden 4 milyar almasın kardeşim. Koronavirüs var diye çıkarmadılar. Buradan dinlesin. Tarım Bakanı dinlesin bak 10 milyar arası. Ben düzen isteyeyim ya. Telefonumu şarj edemiyorum. Ayaklarımız yandı pişik oldu. Allah'a bir şükür. Tattık. Çok şükür bir 10-15 malım kaldı. O da satılıyor. Bizi korona neyim etkilemedi. Tayyip Erdoğan. Kardeşim hiçbir sıkıntı yok. Devam edin malınızı satın diye. Dedi çok şükür. Biz de sattık. Herkes de memnun. Alan, veren. Bütçeye göre uygun mal var. 1000, 1500, 2000'e kadar mal sattık. Bu seneye kadar böyle mal satmadıydı. Korona morana dediler iyi de mal sattık. Bu an ben 200 tane kuzu sattım. Geçen sene 50'ydi. Paralarımızı da şükür topladık. Vallahi bunlar var ya bunlar. Ben anlamıyorum kardeşim. Bu seneye kadar çok mutlu. Bu sene ben mutluyum abi. Ben sattım malımı çok. Ya abi ya şimdi bu adamların sene... parası var. Bu adamlar peşin parayla alıyor malı. Geçen peşin parayla baba... aldığından kazanıyor. Biz vadeli alıyoruz. Vadeli aldığın zaman senin kurbanda satacağın fiyata veriyor senin aldığın adam. İlla ki ekmek yiyemiyoruz abi biz de. Abi hiç mi ekmek yiyemiyorsunuz ya? Ya abi bir dilim ekmek yiyorum. Bir dilim ekmeğiyle bu iş olmaz ki. Ya. Emekli Tayyip Baba 1000 lira veriyor. Biz 1000 liraya kurbanlık satmaya çalışıyoruz. Onu da vermiyorlar bize. Ya. Hacılar hacıya gitmeyeydi biz battıydık. Hacılardan Allah razı olsun. Kırana 19 bize yaradı. Abi kaç malın hacı... kaldı ya? 15. Dur da abi. Kaça veriyorum? Bir el al. Aldığımız yerde verin. Bir el al verdim abi. He? Bir el al. Abi 750 şere verin mi? Oldu. 21'e bağlayamayız ki. 9'lar al abi. 750 şere verin mi? 9'lar yüz al la. La abi 750 şere verin. 800 lira la sana. Lay. 750'ye veriyor mu? Veriyorum lan. Hayırlı olsun. 15'ine de varım var. Arkadaşa verdim 750 şere. Sokuyorum çadırı. Abi ben şimdi biliyorum. Benim ödemem var. Ben bugün koya giderken parayla gitmem lazım. Bu arkadaşın paraya ihtiyacı yok. Ben elimde kalan hayvanları arkadaşa devrettim. Akşam çadırımı yükleyip koyuma geçip gideceğim. Abi şu an Ankara Bağlum'daki çadırların %90'ın %80'i Doğu bölgesinden geliyor. Satıyor ucuz veya bağlı. Daha sonra hayvanın adamın 4 veya 15-25 küçükbaş hayvanı kalıyor. Şimdi adam buradan bir tır tutup küçükbaşı ağrıya götürse söz temsili. Bu adam hiç vermese 5000 lira şey vermesi gerekiyor, nakliye vermesi gerekiyor. O yüzden burada hayvanlarını çok cüzi rakamlara vermek zorunda kalıyorlar. Bilmiyoruz bu gidiş nereye gidiyor. Bir çuval yem olmuş 100 lira. Saman fiyatı 1000 lira ile 1200 lira arasında diyorlar. Yani hayvancılık her geçen sene biraz daha zorlaşıyor şu an. Abi, gel ablacığım gel. Bu kalanları yarın ikindiye kadar bitirsek bitireceğiz, bitiremezsek. Bu hayvanlarımızı götürüp adakçılara vermek zorundayız. Çünkü bizler borçlu insanlarız. Bir şekilde bu borcu ödemek zorundayız yani. Sıkıntı var, sıkıntı. Ters geziyorlar. Yanlışa düşüyorlar, yanlışa. Bak, 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 bak. Bak, hayır, hayır, ha, kör. Kör şuna, kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır, kör şunu bak. Şu anı bu yanı kör. Şöyle kör, kör, kör. Kör, 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 kör. Sıkıntı böyle gidecek. Kör biraz daha, az daha. Şuradan kes. Mındar olmasın. Böyle mındar olur böyle. Kes. Ne oldu sende bir? Ne oldu oğlana? İnek vurdu bu inek. İnek vurdu. Geçmiş olsun. Bayram kazası oldu abi. İnek vurdu abi. Kıple, kıple ters oluyor. Kıple, kıple. Kıple düzelttik. Ben Çankırı'dan geliyorum. Bitti gidecek. Orta kazası Kalfat kasabası. Orta kazası Kalfat. Şu İtalya başkanı var ya bizim. Bundan aynı köylüyüz biz. İngiltere, pardon, pardon. Boris Johnson. Boris Johnson'la. Aynı köylüyüz. Onun dedesi bizden gitme oraya. Boris Johnson. Evet, Sarıolangillerden. Çok çok selam söyle. Onu köye bekliyoruz inşallah gelmesini istiyoruz.